Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Petrol fiyatlarında yaşanan ani şokun etkisiyle endeksler satıcılı görünümünü artırırken Standard Poor's 500 endeksi %3,07 Nasdaq endeksi %3,48 oranında değer kaybına uğrarken Dow Jones endeksinde düşüşler %2,67'ye ulaşmıştı. Petrol piyasasına ilişkin azalan talep koşullarına karşın üretimde gidilen kısıtlama miktarının yeterli olmayışı ve petrole ilişkin depolama maliyetlerinin artmasıyla emtiyadaki geri çekilme potansiyeli sürmeye devam ediyor. Bu gelişmelerin akabinde Borsa İstanbul Yüz Endeksinin %1,34 değerinde değer kaybına uğrayarak günü 97.619 seviyelerinden günü kapattığını görüyoruz. Asya piyasaları hala satıcılı seyrini korumaya devam ederken Amerika Birleşik Devletleri endeksi vadelileri ise bu sabah bir miktar toparlanma çabası içerisinde yer aldı. Bu nedenle Borsa İstanbul 100 endeksinin de güne yükseliş isteğiyle başlamasını görebiliriz. Dünya genelinde koronavirüs salgını vakalarında yaşanan artış hızının bir miktar ivme kaydetmesi ve aşı denetimlerinin artırılması Piyasalara umut aşılamasından dolayı piyasalardaki olumlu algının arttığını söyleyebiliriz. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri Senatosu koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine destek amacıyla 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını kabul ettiğini açıkladı. Ancak koronavirüs nedeniyle ekonomilerden oluşan kırgınlık gün be gün belirginleşmesi piyasalardaki risk iştahını zayıflatmaya devam ediyor. Yurt içi piyasalarda bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın para politikası toplantısında alacağı faiz kararına odaklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidebileceğini yönelik beklentiler oluşurken indirim'e yönelik medyan beklentilerin 50 baz puan çerçevesinde olduğunu görmekteyiz. Borsa İstanbul 100 endeksine teknik açıdan bakacak olur isek aşağıda 97.000 ve 96.400 seviyeleri kısa vadede önemli destek noktaları olarak ön plana çıkıyor. Özellikle dolar-türk lirası tarafında oluşan 7 lira seviyesine yönelik atakların da endeks yükselişleri açısından tehdit oluşturduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan beklentiler dahilinde gelebilecek olan faiz indirim kararı ve sözlü açıklamalara bağlı olarak endeksin 92 bin seviyesi ana destek noktası olarak, Ön plana çıkıyor. Aksi senaryolarda ise endeksin 96.400 seviyesi üzerinde kalması durumunda alım potansiyelini korumasını bekleyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>